Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematik konuları yapmaya başlıyoruz. MUBA Mutlak Başarı fasiküllerinden gideceğiz. Güzel bir kitap. Hem konu anlatımı var hem de yeni nesil sorularla da süslemiş. Önce 1. fasikülden başlayacağız. 6 tane fasikül var sanırım. 5 ya da 6 tane. 1. fasiküldeki konularımız ne? Doğal sayılar. Yani bu ünitemiz doğal sayılar. İşte doğal sayılarda okunuş, karşılaştırma, 9 basamaklı sayılara kadar. Sonra örüntüler, doğal sayılarda işlemler, toplama, çıkarma, çarpma vesaire. Bir doğal sayının karesi ne demek, kübü ne demek ve parantezli işlemler hakkında bilgi alacağız. Bu konular önemli. Her sene karşınıza biraz daha zorlaşmış bir şekilde çıkacak. En iyisi 5. sınıftan iyi bir şekilde öğrenmek lazım bu konuları. Şimdi hemen hızlı hızlı böyle ilerleyeceğiz. Çok da videoyu böyle uzun tutmadan. Hızlıca ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi doğal sayılar. Şimdi doğal sayılarda milyonlara bakalım. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu yerlere basamak denir. Yani rakamlar nerede bulunursa onlar onun basamağı oluyor. Rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere de basamak değeri denir. Örneğin şöyle bir 120 sayısını yazdım. Şurası birler basamağı, burası onlar basamağı, burası yüzler basamağı. Yani buradaki yüzler basamağındaki 1 aslında 100'ü temsil ediyor. Onlar basamağındaki 2 de aslında 20'yi temsil ediyor bir nevi. Sayı bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Örneğin burada 100 var, 20 var, birler basamağında da 0 var değer olarak. Bunları topladığımız zaman yine 120'ye eşit oluyor. Sayı değeri ise rakamın kendisine eşittir. Bazen de bu 120'de işte 1'in sayı değerini sorar. Sayı değeri 1'dir. Basamak değeri 100'dür. Bunları bu şekilde belirtiyoruz. Basamaklar sağdan sola doğru böyle bu şekilde isimlendiriliyor. Yüzler basamağı var. Binler basamağı var. Bu şekilde üçerli üçerli bölük oluşturuyorsunuz. Şöyle bir örneğin böyle bir sayı yazalım. Şimdi böyle 9 basamaklı bir sayı yazdık arkadaşlar. Şimdi sağdan başlıyoruz. Önce ilk 3 rakamı ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Sonraki 3 rakamı ayırıyoruz ve sonraki 3 rakamı ayırıyoruz. Eğer varsa 9 tane varsa 9'a kadar böyle ayırıyoruz. Yoksa kaça kadar ayrılıyorsa o kadar ayrılıyoruz. İlk önceki bölüğümüz birler bölüğü olacak arkadaşlar. Daha sonraki bölüğümüz binler bölüğü olacak. Daha sonraki bölüğümüz de milyonlar bölüğü olacak. Şimdi rakamları nasıl okuyoruz? Şöyle okuyoruz. Önce bölüğe bakıyoruz. Milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünde ne var? 127 var değil mi? Önce 127'yi sayı gibi okuyoruz. Sonra bölüğün ismini söylüyoruz. 127 milyon 603 bin 142. Birler basamağında, birler bölüğünde böyle bir şey söylememize gerek yok. Bu şekilde çok kolay bir şekilde okuyabiliriz arkadaşlar. Hemen bunlarla ilgili birkaç tane örnek yapalım. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. Şimdi önce bir şöyle bir ayıralım bunları. Bakınız birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Milyonlar bölüğünde ne var? 2 var. O zaman 2 milyon. Binler bölüğünde ne var? 53. 53 bin 27 şeklinde ne yapıyoruz okuyoruz. Yine 1 milyon 53 bin 232 şeklinde 40 milyon. Bakın milyonlar bölüğünde ne var? 40. O zaman 40 milyon diyeceğim. Binler bölüğünde ne var? 532. 532 bin 137. Yine milyonlar bölüğünde 2 var. 2 milyon 386 binler bölüğünde olduğu için 1000 diyorum ve 532. Yine 10 milyon 520 bin 10 şeklinde ne yapıyorum? Hızlıca bunları okuyorum arkadaşlar. Bunlar kolay. Şimdi bununla ilgili hemen bir yeni nesil tarzında bir soru çözelim. Aşağıdaki haritada Ankara ilinin nüfusu yazıyormuş. Nedir nüfusu? 5 milyon 400. Bakın beşler bölüm, şey binler milyonlar bölümünde ne var? 5. 5 milyon 445 nerede? Binler bölümünde. O zaman 445 bin 321 şeklinde ne yapıyoruz? Hemen sayımızı okuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir bilgi vermiş bize. Ne yapıyoruz? Mesela 126 milyon 540 bin 330 sayısını aşağıdaki gibi tabloya yerleştiriyoruz. Şimdi tabloya yerleştirdiğimiz zaman işte milyonlar bölümünde ne var? 126. Binler bölümünde ne var? 540. Birler bölümünde ne var? 330 var. Ne yapıyoruz? Önce sayıyı okuyoruz. Yani 126 diyorum. Sonra hangi bölükse bölüğün ismini okuyorum. 126 milyon 540 bin 330 şeklinde ne yapıyorum? Okuyorum. Sayıları okumak bu şekilde kolay arkadaşlar. Şimdi sayıları karşılaştırırken ne yapacağız? İki sayıyı karşılaştırırken önce bir kere basamak sayısına bakacaksınız. Yani basamak sayısı birisi 7 basamaklı, birisi 3 basamaklı diyelim. Ya da 6 basamaklı. Bir kere basamak sayısı büyük olan zaten büyüktür. Ama size genelde basamak sayısı aynı verir zaten. Eğer basamak sayısı eşit ise bu sefer sayılar basamaklarına göre aynı hizada yazılır ve soldan sağa doğru rakamları karşılaştırarak gidiyorsunuz. Örnek verelim hemen. Şimdi burada ne var? 1.475.432 var ve 54.371.434 var. Bir kere sayıları karşılaştırdığımda birincisinin 7 basamaklı, ikincisinin 8 basamaklı olduğunu görüyorum. Otomatikman 8 basamaklı büyüktür diyorum ve geçiyorum. Böyle bir karşılaştırma yapıyorum. Yine
Burada baktığımız zaman sayılarımıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı sayılar. Şimdi soldan ikisi de 7 basamak olduğuna göre ben bu sayıları yazıyorum. Böyle yukarıya önce birincisini yazdım. Aşağıda ikincisini yazdım. Sayılarımı soldan sağa doğru tek tek kıyaslıyorum. Bak ikisi de 4, ikisi de 5, ikisi de 6, ikisi de 2. Burada ne oldu? Aşağıdaki sayı 3, yukarıdaki sayı 1 olduğundan aşağıdaki sayım daha büyük oldu. Yani aşağıya sağdaki sayıyı yazmıştım. Bu da çok kolay arkadaşlar. Hemen bu şekilde yapıyorsunuz. Hemen bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Mustafa'nın kumbarasında başlangıçta 15 TL vardı diyor. Mustafa kumbarasına her hafta 7 TL atarsa 9. haftanın sonunda ne kadar para biriktirir? Şimdi 1. hafta ne yapacak? 7 TL atacak. 2. hafta ne kadar atacak? Yine bir 7 TL. Böyle 9. hafta yine bir 7 TL atacak. Yani kısacası her hafta 7 TL attığından 9 kere 7 63 TL atmış olacak. E zaten 15 TL'si vardı. İçine de 63 TL attı. Ne oldu? 78 TL kumbarasında para yaptı. Hemen geçiyorum. Şimdi örüntüyle alakalı bir soruya bakalım. Hemen örüntülerde yine kolay. Sadece kuralı bulmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekiller özdeş kibrit çöpleri kullanarak oluşturmuştur. Şimdi birincisinde 4 tane kibrit çöpü var. İkincisinde 7 tane. Sonra 10 tane. Bak dikkat ederseniz sürekli artı 3 artı 3 ekleniyor. 4'ten 7'ye, 7'den 10'a. Bundan sonra 13'e gidecek. 13'ten sonra 16'ya, 16'dan sonra 19'a. Hep artı 3 artı 3 gidiyor. Buna göre 1 çarpı 10. Yani kısacası 10. basamakta ne vardır diyor. Böyle saya saya gidebilirsiniz. Mesela 1. basamakta 4 tane, 2. basamakta 7 tane, 3. basamakta 10 tane, 4. basamakta 13, 5. basamakta 16, 6. basamakta 19. Hemen şöyle devam ediyorum şuradan. 7. basamakta 22, 8. basamakta 25, 9. basamakta 28, 10. basamakta da 31 yazar. Hemen bu şekilde hızlı da bulabilirsiniz. Bunların formülleri de var. Size ama formül gerektirecek şekilde böyle 50. basamağı sormaz. O yüzden şimdi formülle kafanızı karıştırmayalım. Böyle örüntüleri de bu şekilde çözüyorsunuz. Bir tane daha hemen örnek çözelim. Aşağıdaki dikdörtgen ve üçgenlerden oluşturulmuş bir örüntü var. Buna göre örüntünün 7. adımındaki dikdörtgen sayısı. Şimdi bakalım. 1. adımda 2 tane dikdörtgen var. Şöyle 2 tane dikdörtgen. 2. adımda 4 tane dikdörtgen. 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen. Şimdi bana dikdörtgenlere sorduğu için üçgenler hakkında bir yorum yapmama gerek yok. Üçgenlerde 1, 3, 5 diye gidiyor. Ama benim dikdörtgenlerim 2, 4, 6, 8 diye gidecek. Hemen 7. adımda diyor. Şimdi 3. adımda 8, 4. adımda 3. adımda 6, 4. adımda o zaman ne olacak? 8, 5. adımda ne olacak? 10, 6. adımda ne olacak? 12, 7. adımda da ne olacak? 14 tane olmuş olacak. Peki bu dikdörtgen sayısını bulduk onur. Bu arada ne diyor? Dikdörtgen sayısı üçgenden kaç fazladır? O zaman üçgenleri de bulmam lazım. Şimdi dikkat edin. Her bölümde zaten her adımda dikdörtgen sayısı üçgen sayısından bir fazla. Bak 1. adımda 2'ye 1, 2. adımda 4'e 3, 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 5. O zaman ne olacak? Sürekli bir fazla olduğuna göre bunları hiç hesaplamaya bile gerek yok. Her adımda dikdörtgen sayısı üçgen sayısından bir fazla olduğu görülüyor. Bunlarla alakalı hemen bir tane daha örnek çözelim şöyle. Diyor ki aşağıda şekilde dairelerden oluşmuş bir örüntü varmış. İlk 3 adımı verilmiştir. 1. adımda 3 tane var. 2. adımda 5 tane var. Değil mi arkadaşlar? Doğru sayıyorum. 5 tane. 3. adımda da 7 tane var herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Evet. Demek ki bu ne oluyor? 2'şer 2'şer gidiyor. O zaman 4. adımda 9 tane olacak. 5. adımda 11 tane olacak. 6. adımda 13 tane olacak. 7. adımda 15 tane olacak. 8. adımda 17 tane olacak. 9. adımda 19 tane olacak. 10. adımda 21 tane. 11'de 23, 12'de 25, 13'te 27, 14'te 29, 15'te de yine 31 tane adım olacak şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunların formülleri de var. Ama ben çok formülle girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Siz böyle ritmik sayarak yani en fazla 5-6 saniye fazla sürer soruyu ama doğru bir şekilde bulmuş olursunuz. 8. sınıflara geldiğiniz zaman üst sınıflarda bunların formülleri de var. Formüllerle de öğretirim ben size yine. Ya da yine kendiniz de öğrenirsiniz zaten. Şimdi bunlarla alakalı soruları çözdük hepsinden birerden. Şimdi doğal sayılarda işlemlere bakalım. Şimdi işlemlerde yine çok kolay. Zaten kuralları biliyorsunuz basamakları alt alta yazıp işlemlerinizi yapıyorsunuz normal.
Şimdi örüntülerle alakalı hemen bir tane soru çözelim burada. Şimdi MUBA sözcüğünün kodu, pardon örüntü dedim, doğal sayıları toplama çıkarma ile ilgili. MUBA sözcüğünün kodu verilmiş. Mesela M harfinde 9 tane kibrit çöpü kullanmış. U harfinde 6 tane kibrit çöpü kullanmış. B harfinde 7 tane kibrit çöpü kullanmış. A harfinde de 6 tane kibrit çöpü kullanmış. Buna göre BAM ve UBA farkına karşılık gelen kod nedir diyor. Şimdi B harfini yazacağız. B harfi için öncelikle kodumuz 7 olacak. Çünkü B harfinde 7 tane kullanılıyor. A harfinde 6 tane çöp vardı. A'yı yazacağız. Sonra M harfinde de 9 tane çöp vardı. Bunu yazdık. Yani ilk sayımız ne bizim? 769. İkinci sayımız ne? U, B, A. Şimdi U'da 6 tane vardı. B'de kaç tane vardı? 7 tane vardı. A'da da yine 6 tane var. Değil mi? A'da 6 tane var. Doğru yaptık. Bunları ne yapacakmışız? Çıkaracakmışız arkadaşlar. Buradan çıkarıyorum alttan. 9'dan 6'yı çıkarttım. 3. 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan 7'yi çıkart. 93. Burada da 0 kaldı. Cevabımız A seçeneğindeki gibi oldu. Peki. Hemen doğal sayılarda zihinden toplama çıkarma yolları var. Şimdi zihinden toplama çıkarma yaparken arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Mesela diyelim ki burada 13 ve 24 var. Şimdi 10'la bu 13 demek aslında ne demek? Şöyle yapabilirsiniz. Yani 13 demek bir 10 var, bir 3 var. 24 demek bir 20 var, bir 4 var. Şimdi buradaki sayıları bir toplayın. Buraya 30 yazın. Buradaki sayıları bir toplayın. 7 yazın. Hemen 37 şeklinde bulabilirsiniz. Mesela 41 ile 77. Şimdi 40 ile 70'i toplayın. 7 ile 1'i toplayın. Hemen bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da mesela burada ne yapmış? 77. Şu 41 diyor ya. Mesela 41'in birini buraya atmış. 78. 78'i 40'la dolmuş. Yani kısacası ben sayılardan birisini ya da ikisini böyle sonu 0 olacak şekilde düzeltmeye çalışacağım. Mesela 58'de 43 var. Ne yapalım? 50'yi 50 ve 8, 40'ı da 40 ve 3 diye ayırdığımız zaman hemen ben mesela aklımdan 40 ve 50'yi toplayabiliyorum, 90. 8'de de 3'ü topluyorum, 11. Bunları da hemen hızlıca topluyorum. Yine 26, 33'te de aynı şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar. 33'ü 33 artı 10 şeklinde 43 yaparsınız. 43 artı 10 şeklinde 53. Yani kısacası ne yapmış? 33'e bu 26'da 2 tane 10, 1 tane 6 var. Öyle yapabilirsiniz. Ya da şöyle, yani en bilindik mantık, 26'yı 20 ve 6 diye ayırın. 33'ü de 30 ve 3 diye ayırın. Burayı ayrı toplayın. Burayı ayrı toplayın arkadaşlar. Bunları da zihinden yapa yapa çok zihninizi geliştirirsiniz. Gerekli şeyler bunlardan. Evet. Yani yine ne diyor? Zihinden işlem yaparken işleme kolay sayıların toplamıyla da başlayabilirsiniz. Mesela şimdi burada işlemler var. Ben de hep böyle yaparım bunlara. Mesela burada diyelim ki bir 20 var mesela. 28 var, 32 var. Şimdi bak, ben önce bunları toplarım. Niye? Mesela burada 8 ve 2 sonu 0 olan bir sayı olacak. Bir 10 olacak. 30 ile 20'yi de toplayınca 50 olacak. Hemen bunları böyle 60 diye görebiliyorsunuz. Bu şekilde hızlı hızlı işlem yapabilirsiniz. Mesela 137 ile diyelim ki 43 var. Arada başka sayılar da var diyelim ki. Şimdi bunların sonu 7 ve 3 ya. Toplamları 0 olacaktan, yani 10'un 0'ı yazılacağından dolayı. Hemen ilk önce işleme bunlardan başlayabilirsiniz. Mesela bir sürü sayı var diyelim ki. 4 var, 7 var, 9 var, 16 var. Mesela 1 var, 3 var. Ben hemen böyle sorularda bak, mesela şunlar toplamı 20 yapıyor. Hemen bunları toplarım. 9 ile 1'in toplamı 10 yapıyor. Hemen bunları ayrı toplarım. 7 ile 3'ün toplamı 10 yapıyor. Böyle hemen onları bir yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yine zihinden çıkarma işleminde de eksilen ve çıkan sayıya aynı sayıyı eklemek sonucu değiştirmez. Mesela şimdi bak, burada 53 ve 58'den 33'ü çıkartacağız değil mi? Çıkarma işlemini şimdi zihinden çözülüyor. Şimdi bak, 58 sayısını 10'un katı yapmak için 58'e 2 ekleriz mesela. 60 oldu diyelim ki. Sonucun değişmemesi için aynı sayıyı da çıkana ekleriz. Yani bu sefer 33'e 2 ekleyeceğiz. Bu da ne olacak? 35 olacak. O zaman 60'dan 35'e çıkart gibi bir şey oluyor. Yani aynı şey. Bir şey değişiklik olmuyor. Yine ben bunları da aslında 50'yi 50 ve 8 gibi görüyorum. 33'e 30 ve 3 diye görüyorum. 30'dan hemen 20, 50'den 20'yi 30'u çıkarıyorum 20. 8'den de 3'ü çıkarıyorum 5 ve 35 şeklinde bu şekilde de yapabiliyorum. Siz nasıl isterseniz, bunlarla ilgili çok örnek çözmeye gerek yok. Yani bunları oturup işlem yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi çarpma işlemlerinde de zaten bir biliyorsunuz etkisiz eleman, sıfır yutan eleman, bunları biliyorsunuz. Yine ben mesela şeyi çok kullanıyorum. Bir şeyi 5 ile çarpmak 10 ile çarpmanın yarısı gibi olur. Mesela diyelim ki 24'ü 5 ile çarpacağım. Şimdi 24'ü 5 ile çarpmak aslında 24'ü 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demek, aynı şey. Yani ben 24'ü hemen kafamdan 2 10 ile çarpıyorum, hemen 240. 240'ın yarısını alıyorum, hemen 120. Yani 24'ü aslında 5 ile çarpmak 10 ile çarpıp sonra 2'ye bölmek gibi oluyor. Bunları da siz zihinden kullanabilirsiniz. Yine çarpma işlemlerinde mesela başka şeyler de yapabilirsiniz. Diyelim ki
Burada size vermiş. Örneğin işte 19 ile 8'i çarp diyor. Ben hemen mesela burada önce 10 ile bu 19'u hemen kafamdan ayırıyorum. 10'a ve 9 diye. Önce ne yapıyorum? 8 ile 10'u çarpıyorum. Bir 80 elde ediyorum. 8 ile 9'u çarpıyorum. Bir 72 elde ediyorum. Sonra kafamdan hemen bunları toplayıp cevabı 152 diye buluyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafanızdan hemen ayırın. Yani parçalama işlemi yapın. Bölme işlemleri de normal yine klasik bölme işlemi şeklinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bölme işleminde de ne oluyor? Bölüneni bölüyorsunuz. Buradaki bölünen bölenle bölümün çarpımı ve kalanın toplamı şeklinde olur. Kalan her zaman bölümden küçük olacak. Bu kuralımızı da yine unutmuyoruz. Bunlarla ilgili artık yani ilkokul örneği gibi bunlar. Bunlarla ilgili örnek çözmüyorum. Bunları oturup çözeceksiniz arkadaşlar kısacası. Çarpma işleminde de yine klasik çarpma işlemlerini uyguluyorsunuz ama uygularken de yine benim az önce verdiğim yöntemi uygularsanız daha iyi olur. Yani işte sayıları ayırırsanız diyelim ki 42 ile örneğin mesela göstereyim. Diyelim ki 42 ile 7'yi çarpacaksınız. 42'yi 40 ve 2 diye düşünün. 7 kere 40 hemen 280'i yazın. 7 kere 2 14'ü yazın ve toplam hemen 294 şeklinde yazabiliyorsunuz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Evet. Şimdi şurada bir can kurtaran bilgi vermiş. Ne diyor bak? 3 veya 4 basamaklı doğal sayıların 1 veya 2 basamaklı doğal sayılara bölümünü tahmin ederken bölünen sayının soldan 2 basamağı bölen sayının yakın bir katına yuvarlanır. Bu şekilde mesela diyelim ki 845'i ne yapıyorsun? 8'e doğru yuvarlamaya çalışıyorsun. Yani 800'müş gibi düşünüyorsun. Yani tahmini sonuç 100 olarak buluyorsun. Yani 100'den biraz büyük çıkacak ama tahmini 100 gibi buluyorsun. Yani şöyle yaptık arkadaşlar. 845'i şimdi 8'e böleceğim ya. Ben bu 845'i 800 gibi düşünüyorum. Bunu 8'e bölüyorum. Tahmini sonuç yani yaklaşık 100 olarak bulmuş oluyorum cevabı. Evet, zihinden çarpma bölme işlemlerinde de yine az önce verdiğimiz bilgileri tekrardan şöyle gözden geçirelim. Bir sayıyı 5 ile çarpmak önce 10 ile çarpılır sonra 2'ye bölünür. Mesela 12 ile 5'e çarpacak. 12 ile 10'u çarpın 120 2'ye bölün 60. Hemen bu şekilde yapabilirsiniz. Yine bir sayıyı 9 ile çarpmak da önce 10 ile çarpacaksın sonra o sayının kendisini bir kez çıkartacaksın. Mesela 13'ü ne yapıyor? 9 ile çarpacak değil mi? 13'ü önce 10 ile çarp 130. 130'dan bir tane 13'ü geri çıkar 117. Yani bu şekilde 9 ile çarpmış olduk aslında. 4 ile çarpmak da 2 kere 2 ile çarpmak şeklinde. Mesela 15'i 4 ile çarpacaksın. 15'i 1 kere 2 ile çarp 30. Bir daha 2 ile çarp 60 şeklinde bulunabilir. 8 ile çarpmak da bir sayı 3 kez 2 ile çarpacaksın. Mesela 16 çarpı 8. Ama ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. 16 çarpı 8'i ben hemen kafamdan hemen 16'yı 10 ve 6 diye ayırıyorum. 10 kere 8 hemen 80 yazıyorum. 6 kere 8 48 yazıyorum. Bunu da hemen toplayıp 128 yazıyorum. Böyle daha kolay oluyor bence. Yine basamakları ayırarak yani az önce benim anlattığım yöntemi ayırmış. En kullanışlısı bu. Bence bunu kullanın. Sadece bir tanesini öğrenseniz bütün hepsini çözerseniz. Yine sayıları işte 10, 100, 1000 ile çarpmak bunların sonlarına 0 ekliyorsun. Mesela dedim ki ya da bölmek. Şimdi mesela 720'yi ne yapmış? 10'a bölmüş. Yani şuradaki 0 ile şuradaki 0 birbirini götürüyor. 72. Yine 54.000'i neye bölmüş? 1000'e bölmüş. Ne yapıyorsunuz? Soldan sağdan sıfırları ya da yukarıdan aşağıdan 1, 2, 3 tane sıfır burada var. 1, 2, 3 tane sıfır burada var. Bunları siliyorsunuz. Cevap direkt 54 şeklinde çıkıyor. Bunu da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen bununla ilgili bir tane soru çözelim. Diyor ki 143 ton toprak 10 tonluk kamyonlarla taşınacak. Bunun için en az kaç tane kamyon lazım? Şimdi 143 ton var. Ben bunu 140 tonmuş gibi düşünsem 10 tonluk kamyonlar için 14 tane ne var? Kamyon lazım değil mi? Ama sonradan ne olacak? 3 ton yine kalacak. 3 ton. O 3 tonun içinde bir tane daha kamyon çarpmam lazım. Tabii o 3 tonu orada bırakacak halim yok. Yani bir kere şöyle düşün yani. Şimdi burada 143 ton, 140 ton bir de 3 ton diye ayrılır. Bu 140 ton için zaten 14 tane kamyon lazım. Çünkü bir tane kamyon 10 ton taşıyormuş. Buradaki 3 ton için de yine ekstradan bir tane kamyon çağıracaksın. Ha bu kamyon tam kapasiteyle dolmayacak ama mecbur çağıracaksın. Yani çağırmak zorundasın. Evet bu şekilde işlemler arkadaşlar. Şimdi bunlar burada bir genel şey vermiş. Hemen şu tarz bir örnek çözelim. Böyle bir örnek çözmüştük. Burada işte bana bazı sayılar vermiş. Yukarıdaki toplam işlemi verilmiştir. Buna göre A artı B artı C nedir diyor. Hemen şimdi bakalım. Şimdi A ile 5'i toplamışım burada. Şöyle kalemimizi bir tane küçültelim. A ile 5'i toplayıp 7 bulmuşum. Demek ki bu A yerine 2 yazabilir ben arkadaşlar. A yerine 2 yazdım. Daha sonra 9 ile 4'ü topladım. 13. 13'ün 3'ünü ben B yerine yazacağım. Elde vardı 1. O 1'i 5'e ekledim. Bu 6 oldu. Demek ki C'de buradan 3 olmalı ki aşağısı 9 olsun. O halde A'yı ne bulduk? 2 bulduk. B'yi ne bulduk? 3 bulduk. C'yi ne bulduk? 3 bulduk. Topla 6, 8 şeklinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani kimi kimle toplarsam ne olur şeklinde
yorum yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bunlarla ilgili de epey örnekle çözmüş olduk aslında. Şimdi hemen bir tane daha örnek çözelim mesela şuradan. Başka bir örnek çözelim. Diyor ki yukarıdaki işlem koridorunda başlangıçtan ok yönünde ilerleyip verilen işlemleri yapan Derya bitiş kutusuna başlangıçtaki sayıyı buluyor diyor. Buna göre soru işareti yani soru işareti derken yıldız yerine ne gelmelidir diyor. Şimdi o zaman biz bu işlemleri yapacağız. Yani önce 143'ü 11'e böleceğiz değil mi? Aşağı doğru ilerliyoruz çünkü. Şöyle kalemi tekrar yine büyütelim. Rengini de mavi yapalım. Burada kırmızı tonları kullanmış çünkü. 143'ü ne yapacağım hemen? 11'e böleceğim arkadaşlar. Hemen 11'e bölüyorum. 14'ün içinde bir kere var. 11 çıkartıyorum. 3. 33'te de 3 kere var. Hemen şuraya bir kere 13 yazıyorum. 13 ile 10'u çarpıyorum. 130'u buraya yazıyorum. 130 ile 44'ü topluyorum. 174'ü hemen buraya yazıyorum. 174'ten de kimi çıkarırsam 143 bulur. O zaman 174'ten 143'ü çıkarırsam zaten ben bu sonuca ulaşırım. 1, 3 yani 31 mi çıktı cevap? Evet. Bu şekilde hemen sonucu buluyorum arkadaşlar. Evet. Böyle ilginç sorular var. Bir tane daha çözelim. Şimdi zabıt katibi ne diyor? İşte adli yerlerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde yazışma ve dosyaların yapılmasında işte dur yani yazıları yazıyor kısacası. Aşağıdaki tabloda zabıt katipliği sınavına hazırlanan Ömer ve Emir'in 28 dakikada ortalama kaç kelime yazabildikleri verilmiştir. Şimdi Ömer'in yazdığı kelime ne yapmış? 224 kelime yazmış 28 dakikada. Emir de 28 dakikada 252 kelime yazmış. Buna göre Ömer ve Emir'in 1 dakikada toplam kaç kelime yazdıklarını bulalım diyor. Şimdi 1 dakikada olduğunu bulmak için ne yapmam lazım? Bu sayıları benim 28'e bölmem lazım. Şimdi Ömer için konuşuyorum. 224'ü ne yapacağım? 28'e böleceğim. Çünkü içinde 200 şöyle neden bölüyorum? Bu işlemi de hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar 28 dakikada ne yapmış? 28 dakikada 224 kelime yazmış. O zaman 1 dakikada da ne yapacak? Ben bu sayıyı 28'e bölerek ne yapacağım? Sonuçta 8 kere var galiba. 224. Evet kalan 0. Hemen 8 tane kelime ne yapmış olacağım? Kim için? Ömer için yazmış olacağım. Daha sonra da Emir de 28 dakikada kaç tane kelime yazmış? 252 tane kelime yazmış. O zaman ben bu 252'yi de böyle 28'e bölersem bu da 9 tane kelime yapar. Şuraya da 9 yazayım. Yani toplamda 17 tane kelime yazmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sayının karesi ne demek? Kübü ne demek? Hemen bunlara bir bakalım. Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimine biz ne yapıyoruz? Üstü ifade ediyoruz. Mesela diyelim ki 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Şimdi kendisiyle tekrarlı çarpıldı. Şimdi çarpılan sayı kim? 6. Onu başa yazıyoruz. Kaç kere çarpıldı? 1, 2, 3, 4, 5 kere çarpıldı. Onu da üstüne yazıyoruz. Bu şekilde oluyor. Tamam mı? Şimdi bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının karesi. Mesela 6 çarpı 6 6'nın karesi şeklinde olur. Yani 6'nın karesi. Bakın arkadaşlar sakın buna 6 çarpı 2 demiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Sakın buna da 4 üzeri 3'e de sakın ola 4 çarpı 3 demiyorsunuz. Böyle bir şey yok. 4 üzeri 3 demek 4'ün kübü demek. Yani 4'ü 3 kere yan yana çarp demek. Mesela 7'nin karesi 7 çarpı 7 demek. Mesela 8'in karesi 8 çarpı 8 demek. 8'in kübü 8 çarpı 8 çarpı 8 demek. Bu şekilde karesi ve kübü işlemlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar da çok kolay. Hemen bunları geçiyorum. Bir tane bunlarla ilgili soru çözelim. A küp eşittir 27'ymiş. Yani A çarpı A çarpı A eşittir 27'ymiş. Bir de 8 üzeri B'de 4 üzeri A'mış. Şimdi burada A yerine ne yazarsam yani hangi sayının kendisiyle 3 kere çarpımı 27 olur? 3'ün 3 çarpı 3 9, 9 çarpı 3 27. Demek ki A eşittir 3'müş. Bunu bulduk. Hemen ne yapıyorum? 8 üzeri B neymiş? 4 üzeri A yani 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 ne demek? 4 çarpı 4 çarpı 4. O da 4 kere 4 16, 12 kere 4 64. O zaman ben 8 üzeri kaç 64 olur diye düşünüyorum. 8'in karesi 64 olur. Çünkü 8 çarpı 8 64 oluyor. Demek ki B yerine de ne yazacağım? 2 yazacağım. A yerine zaten 3 yazmıştım. Toplamda 5 yazacağım arkadaşlar. Anlayamayanlar hemen soruyu, videoyu bir daha izleyebilir ya da altına anlamadığı yeri yorum olarak yazsın. Şimdi parantezli işlemler çok önemli. Parantezli işlemlerde ne yapıyorsun? Birden fazla işlem olduğu durumlarda parantez varsa önce parantezi yapıyorsun. Sonra üstü sayıları yapıyorsun. Sonra çarpma, toplama, çarpma, bölme, en son toplamaları filan yapıyorsun. Hemen bunlarla ilgili biraz örnek çözelim. Şimdi önce parantezin içinde mesela ne yapacağız? Önce 18 ile 13'ü toplayacağız. Hemen ne yapacağız? Yine 31 bulacağız. Daha sonra bu 31'i de ne yapacağız? 17 ile çarpacağız. Yine burada bak önce 36 bölü 9 olan parantez işlemini yani 4'ü yapacağız. Ondan sonra 43 eksi 4 işlemini yapacağız. Yine burada önce 18'den 15'i
çıkartacağız 3, daha sonra 3 bölü 3 işlemini yapacağız. Yine burada da önce şuradaki işlemi yapacağız. Tabii bu işlemi yaparken de önce üstü sayı hesaplayalım. Yani 135'i önce ne yapacağım arkadaşlar? 9'a böleceğim. Daha sonra buradan çıkacak sayıyı da ne yapacağım? Buradan ne çıkarsa artık onu bulursunuz. Bunu da 11 ile toplayacağım. Yine mesela şimdi F'yi yapıyorum. Şimdi önce üstü sayı bir yapalım. 2 üzeri 3 zaten 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 demek. 8 eksi parantezin içinde ne var? 5 çarpı 1'in karesi. Yine 1 var. Yani burası aslında 8 eksi 5'e dönmüş oluyor. Bu şekilde yaptık. Hemen bir tane bunlarla ilgili örnek çözelim. Aşağıda diyor ki 4 tane su bidonları ile aldıkları su miktarları ve ücretleri yazılıyormuş. İşte 14 TL 19 litreye geliyormuş. Yani 8 litre 8 TL'ymiş. 5 litre 7 TL'ymiş. 1 litre 2 TL. Buna göre 74 litre suya ihtiyaç su ihtiyacını hiç artmayacak şekilde tüketen bir aile en az kaç para öder? Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi su damacanayı ne kadar büyük alırsanız o kadar az para ödersiniz aslında. Yani bir kere 19 litrelikten çok almam lazım benim. Yani maksimum 19 litre almam lazım. Şimdi 19 litreden örneğin diyelim ki şöyle bir 4 tane alsak. 4 tane 19 litreden alsam ne yapar? 40, 36, 76 mı yapar bu arkadaşlar? Yani 4 tane alırsam o zaman 74 litreyi geçiyorum değil mi? O zaman 4 tane 19 litre alamam. 3 tane 19 litre alayım ben de. Hemen ne yapıyorum? 30, 27 yani 57 yaptı burası. Evet doğru çarptık değil mi? 27, 30, 57. Peki şimdi 74 litreden bir kere 57'yi çıkartalım. Yani 57'sini ne yaptım? 19 litrelikle aldım. Niye 3 tane aldım? Çünkü 4'üncüyü alınca 76 litre oluyor toplam. Ama benden 74 litre istedi. Hemen bir kere bu 74 litreden 57 litreyi bir kere aldım. Onu çıkarayım. Şu an ne kadar su ihtiyacım olduğunu bulmaya çalışıyorum. Burası 7, şurada 6 kaldı. 1, 17 litre hala su ihtiyacım var. O zaman ne yapacağım? Bu 8 litreden 2 tane alayım arkadaşlar. Bu 8 litreden 2 tane alırsam 16 litre yapar. Yani çarpı 2 dersem 16 litre yapar. O zaman bundan da 16 litre aldım. Kaldı mı en son 1 litre suyum? O 1 litreyi de mecbur ne yapacağım? 2 TL'lik sudan alacağım. O halde 14 TL olan sudan 3 şişe aldım. Yani 14 ile 3'ü çarpacağım. Hemen 42 TL burada bir ödedim. Daha sonra 8 TL olan şişeden de 2 tane aldım. 16 TL de burada ödeme yapacağım. Bir de şu 1 litrelik şişeden de 2 TL'lik bir ödeme yaptım. Yani toplam ne oldu? 44 ile 16'yı topluyorum. Onun sıfırı elde var bir. 5, 6 ne yaptım? 60 TL toplamda ödeme yapmış oldum arkadaşlar. Bununla ilgili yine sorularımızı çözdük. Artık bundan sonra da zaten herhalde konuyla karışık sorular verecek. Bir tane daha çözelim mesela. Diyor ki problem 180 sayfalık kitabın yarısını günde 15'er sayfa. Şimdi yarısı ne kadar? 90 sayfa değil mi? Ben bu 90'ı 15-15 okursam şöyle 15'e böleyim. Ne yapar? 6 günde bitirir miyim? 6 kere 15 çünkü 90 yapar. Geri kalanını da geriye de yine 90 sayfa kaldı. Onu da günde 10-10 okursam bunu da 9 günde bitirir miyim? Bitiririm. O zaman kitabı toplamda kaç günde bitirdim? Bu ikisini toplarım 9 gün ve 6 gün. O da ne yapar? 15 günde kitabı bitirmiş olurum. Çok kolay arkadaşlar problemler. Yeter ki okuyun, anlamaya çalışın, işlemleri yapmaya çalışın. Çok kolay bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Buna bakalım. Yukarıda üzerinde üst ifadeler ve bu ifadelerin eşit olduğu, değerlerin yazılı olduğu balonlar var. Eşitlik sonucu yanlış olan balonları patlatacağız. Şimdi 2 üzeri 3 8 midir? Evet 8'dir arkadaşlar. Çünkü 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir. 5 üzeri 3 125 midir? Evet bakınız 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir. 125 yapıyor. Bu da doğru. 3 üzeri 1 3'dür. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. 3 üzeri 1 3 olacaktı. Bunu yanlış yazmış. 6 üzeri 3 18 değildir. 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Bu da 6 kere 6 36. 36 ile de 6'yı çarparsanız 18 yapmaz. Bunu da patlatıyorum. 3 üzeri 3 turuncu balona geldim. 3 üzeri 3 yani 3 çarpı 3 çarpı 3 bu zaten 27 yapar. Bu doğrudur. 3'ün karesi demiş. 3'ün karesi demek yani 3 çarpı 3 demek o da 9'du. Yine sarı balonu da patlatmış oldum. Bu şekilde 3 tane balon patlattım. 3 tane balon kaldı. Öyle yaptık arkadaşlar. Çok kolay sorular. Yani zor sorular gibi bakalım kaçıncı sayfaya kadar buraya kadar gelmiş. Evet arkadaşlar yani burada da yine siz bakın. Mesela ben şu soruları şöyle açayım. Mesela bunları kendiniz çözüp sonuçlarını aşağıya yazmaya çalışın bakalım. Mesela soru 1. En sonunda 4 tane soru açmış oldum. Şimdi birinci soruyu çözmeye çalışın arkadaşlar. Cevabını yazın. Videoyu durdurun. Tabii burada. İkinci soru bu. İkinci soruyu yine çözüp aşağıya yorumlarınıza yazmaya çalışın. Üçüncü sorumuz da bu. Hatta göremeyenler için şöyle bir büyütelim soruyu. Üçüncü sorumuz bu şekilde. Bunu da yine kim bakalım bulup yorumlara yazacak. Bir tane daha soru yazalım. Dördüncü sorumuz. Yine videoyu durdurup defter kalem hazır edin. Bunu çözüp aşağıya yazın. Şu buldum şu buldum diye bakalım. Sonuçları kim doğru yapacak arkadaşlar. Dört tane sorumuz da size ödev olsun. Bu şekilde birinci üniteyi bitirdik.
Bunun haricinde yine önce atölye gibi kolay kitaplardan, daha sonra da fenomen gibi zor kitaplara kadar geçmeniz lazım. Hemen kendinizi yeni nesil sorulara hazırlayın. Hepinize iyi çalışmalar.